Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, nefis bir pişi hazırlayacağız. İster kahvaltılarınız için yapın, isterseniz Ramazan'da sahur için hazırlayın. Çok lezzetli, pratik, mayasız, böyle kıtır kıtır, yumuşacık içi olan güzel bir pişi hazırlıyoruz. Pişimizin ilk önce yeşilliklerini hazırlayalım arkadaşlar. 2 dal taze soğan kullanıyorum. Böyle bir tutamda kalın sap kısımları alınmış maydanoz. Bunları çok ince doğramamız gerekiyor. Pişinin içinde böyle iri iri olmaması için ince doğruyorum. Taze soğan ve maydanozu incecik doğradım. Hemen bunu kenara alıyorum. Pişinin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Kıtır pişimiz için arkadaşlar bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 çay bardağı sütü kaseye koyuyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce bunları çırpıyorum. Bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Üzerine 100 gram beyaz peynir var burada. 3 kibrit kutusu diye düşünebilirsiniz. Gram olarak ölçemiyorsanız eğer. Ben içine direkt atıyorum. Şöyle ezici ile eziyorum. Çırpıcı ile daha doğrusu ezerek de ekleyebilirsiniz. Beyaz peyniri de ezerek karıştırdım. Şimdi üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Bu da 100 gram kaşar peyniri gram olarak. Bazen gram olarak da soranlar olabiliyor. Doğramış olduğum taze soğan ve maydanozu da ilave ediyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyerek yoğuruyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Azar azar arkadaşlar, elimize yapışmayan güzel bir hamur oluncaya kadar yoğuruyoruz. Ben bu aşamaya kadar 2 su bardağını kullandım. 2-2,5 su bardağı un yeterli geliyor. 1,5 su bardağı ekledikten sonra yavaş yavaş kontrolü eklerseniz sorun yaşamazsınız. Bakın 2,5 su bardağı unun hepsi gitmiyor. Bakın burada var. 2 su bardağı artı 1-2 yemek kaşığı yeterli geliyor. Siz de tabii ki yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir, unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen kontrollü koyun ki sorun yaşamayın. Çok hafif, bakın elime yapışıyor. Fakat bunun bir önemi yok. İçinde çünkü peynir var, yeşillikler var. Bu kadar zaten yapışır. Artık daha fazla un eklemeyeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Temiz elimle, elime yapışmıyor. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hafif un serperek hamuru çıkartıyorum. Yine üzerine de şöyle hafif un serpiyorum ki yapışmasın. Üzerine de un serptim. Elim ile biraz bastırdım. Şimdi merdane ile açıyorum. Normal pişler gibi düşünmeyin. İçi bol peynirli, yeşillikli. Hamuru açtım. Bakın ne çok ince ne çok kalın. Herhangi bir bıçak ile kesebilirsiniz veya böyle bir kalıp ile de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz daha kolaylık olması için kesmek yerine kalıp ile çıkarmak istedim. Kenarlarından çıkan parçaları da toparlayıp tekrar açıp aynı şekilde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Söylediğim gibi bıçak ile de kesebilirsiniz. Bu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor. Kenarlarından çıkan hamur parçalarını toparladım. Ortalarına da şöyle delik açmak istiyorum. Bir
birkaç tanesini de kalıbın diğer tarafı ile keserek şöyle büyük delik açarak yaptım. Onlar daha kıtır olacaktır. Şöyle orta kısmında bu şekilde kızartacağım. İstediğiniz gibi şekil vererek pişirebilirsiniz. Pişiler hazır. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Tavanın tabanını bir parmak kaplayacak kadar ayçiçek yağı koydum ve ısıtıyorum. Pişileri ısınmış olan yağa bırakıyorum. Orta ısıda çok yüksek açmayın ocağın ısısını. Güzelce kızartıyorum. Kızaran pişileri kağıt havlu üzerine çıkarıyorum. Fazla yağını emmesi için ve bütün pişileri aynı şekilde kızartıyorum. Pişileri servis tabağına aldım. Çok güzel çıtır çıtır oldular. Nefis bir pişi. Yanında domates, salatalık, yine peynir ile yiyebileceğiniz, ister kahvaltılarınız için, isterseniz Ramazan'da sahur için hazırlayabileceğiniz lezzetli, güzel bir pişi tarifi. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Bakın harika görünüyor. Tabii ki böyle içinde göstereceğim size. Fazla kızartırsanız daha çıtır olur, dışı kıtır olur. Biraz az kızartırsanız biraz daha yumuşak. Bu tamamen size kalmış. Şöyle bir taneyi bölerek size göstermek istiyorum. Bakın içine hiç yağ çekmiyor. Dışı çıtır çıtır. Lezzetli güzel pişiler hazırladık bugün. Bir tane de kare olandan göstermek istiyorum. Bunların içi daha yumuşak oluyor. Öbürlerinin içini orta kısmını deldiğimiz için biraz daha çıtır kıtır kıtır. Şekli size kalmış. Lezzeti şahane. Bol peynirli, taze soğan ve maydanozlu nefis pişi oldu. Bakın içi göz göz çok güzel kabardılar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik ve lezzetli güzel bir pişi tarifi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımdan bu şekilde daha rahat haberdar olabilirsiniz. Size bildirim gelecek. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.